Arkadaşlar merhabalar bu videomda çokgenler konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Düzgün beşgenin köşegen uzunluğu ile kenar uzunluğunun oranı kök 5 artı 1 bölü 2'miş. Evet bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Yani alakalı aslında ya yani ama bir bağıntı çıkmamış. O zaman düzgün beşgende bütün köşegenlerin eşit olduğunu biliyoruz. E, diğer köşegende biz çizsek Şu köşegen en mantıklı köşegen. Ne oldu? Hop oh, burası da eşit oldu köşegenlerin eşitliğinden dolayı. Aa ne çıktı burada? Muhteşem. Yani burada kaçtı? 90 derece oldu. Şimdi burada diyor ki bize köşegen uzunluğu ile kenar uzunluğu oranından bahsetmiş. Köşegen uzunluğuna k diyecek olursam burası da k ya. Hani k bölü kenar uzunluğu 1 eşittir kök 5 artı 1 bölü 2 ise buradan k'yı buluruz? Kök 5 artı 1 bölü 2 buluruz. O zaman burası 2k yani 2 katı yani kök 5 artı 1 buluruz. E zaten burası da 1 ve artık burada şurada bir pisagor bağıntısı yapacak olursak BF'nin karesini bulmuş oluruz. Evet BF'nin karesi. Şuraya ben ne diyeyim? X diyeyim. Buradan kök 5 artı 1'in karesi neye eşittir arkadaşlar? 1'in karesi artı X'in karesine eşittir. Kök 5 artı 1'in karesi. Kök 5'in karesi 1. 5 artı. Birinci ile ikinci çarpımın 2 iki katı 2 kök 5 artı 1 eşittir. X kare 1 artı X kare olduğundan dolayı. birlerde de gitti. Buradan x kare neye eşit oldu? 5 artı 2 kök 5'e eşit oldu. Yani cevabımız böylelikle edremit oldu. Birinci sorunun cevabı. Geldik ikinci soruya. Evet burada dikkat et bir düzgün beşgenin bir kenarı aynı zamanda diğer düzgün beşgenin nesi olmuş köşegeni. Yani köşegen işin içinde o zaman köşegen çizeceğiz. E, köşegenler birbirine neydi arkadaşlar? Eşitti. Yani o zaman şu köşegenle şu köşegen eşit. Düzgün beşgende kenarları çift çizgi değil mi? Evet şurada da bir x kenarlık çıktı mı? Çıktı. Büyük ihtimal soru buradan çıkacak. Gençler burası 108. Bunlar da 36-36 oldu mu? Oldu. E şuradaki üçgende Şuradaki üçgende de bir x kenarlık var. Ve buradaki taban açısına ben x dersem burası da x ve x'in toplamı 36 olduğundan yani 2x eşittir 36 olduğundan x'i de 18 derece buluruz. E burası da 18 derece ise 36 ile 18'in toplamı alfa yapar. 36 artı 18'den cevabı kaç buluruz? 54 diye buluruz. Dolayısıyla ikinci sorunun doğru cevabı C seçeneği oldu. Geldik 3'e. Evet düzgün beşgende bu yükseklik hani simetri ekseni olarak söylemiştik size. Simetri eksenlerin uzunlukları hep birbirine eşittir. E bu düzgün altıgen. Şuradan dik çizilmiş. Arkadaşım sen buradan da bir tane dikin devamını getirecek olursan. Bu karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya düzgün altıgende. E o zaman burası da 90 olacak. E bu simetri ekseni bu da simetri ekseni. Bunlar birbirine eşit. Yani 5 köküçken burası da 5 köküç olacaktır. E burası 5 köküçken toplam 7 köküç yaptı. Aynı zamanda şuradaki uzunluk da şuraya bakacak olursak. Nereye bakacak olursak. Şuradaki uzunluğu da ben bulabilirim. Çünkü sonuçta burada bir dikdörtgen var. 90 çünkü 120 bunlar 30 30 burası. E burası 7 kök 3 ise burası da ne olacak? 7 kök 3 olacak. 30 30 120 üçgeninden de bunlar da 7'ye 7 mi oldu? Altıgenin bir kenar uzunluğu isteniyor bizden. O zaman cevap 7 oldu. Yani 3. sorunun doğru cevabı denizli oldu. Geldik 4. soruya. ABCD düzgün beşgen demiş. Hemen kenarları ne yapalım arkadaşlar? Açıları yazalım. Hocam bunun tamamı 108 ise burası 36 36 oldu. E hocam Burası da ise bunlar da 36, 36 oldu. İki iç açı bir dış açıdan burası 54 oldu, pardon, evet, 54 oldu. İki iç açı bir dış açıdan burası da 72 oldu. E, burası 72, 54 daha kaç yaptı? 126. O zaman buraya da 54 derece mi kaldı? Evet, yani ikizkenar kenar çıktı burada. Yani şuradaki uzunluk kaç çıktı arkadaşlar? X kenar burası da x oldu, x kenardan dolayı. Şimdi BF'yi 8 vermiş. BF'yi 8 vermiş. Bu arada 36 iken burası da 36. burası x gel, burası da x olmalı. BF uzunluğu 8. 2x eşittir 8 ise x de böylelikle kaç çıkar? 4 çıkar. Dolayısıyla 4. sorunun doğru cevabı C çıktı oldu. Geldik 5'e. Düzgün altıgen de simetri ekseni. Simetri ekseni ne oluyor? Açıları iki eş parçaya bölüyor. 60-60. Burası da 60. Burası da 60 oldu mu? Oldu. Şimdi benden buradaki x deniyor. Bir kenar 6, 6, 6, 6 olduğunu biliyoruz. Ve burada ne yapabiliriz? Hocam şurada bir 90 çizsem 15, 75, 90 çıkıyor. <laughs> Gittiğim yol yol değil. E ne yapabiliriz burada? Şu köşegeni çizsek bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Şu köşegeni çizdiğimiz zaman da o burada daha kolayı vardır büyük ihtimalle. Şu köşegeni çizdiğimiz zaman da bu 30, 30, 60, 90 üçgeni 90. Burası da 15 oldu mu? Oldu. 15-15. Açı ortaylık çıktı burada. Valla arkadaşlar daha kolay bir yolu vardır diye hiç buradan yine girmiyorum. Buradan çıkar ama uzuncana çıkar. E Başka ne yapabiliriz? X'e ait bir üçgen. Şöyle oluşturabiliriz. Şu köşegeni çizsek. Ha daha güzel oldu. Şurası da 30-30 120 gene. Hocam 30 30'u burada. Buraya 90 kaldı. Buraya 75 mi kaldı? Evet. E bu tamamı 90 derece ya. 60-90 ise burası da 30 yaptı. Aa 30 75 burası da 75 çıktı. Yani burada bir ikiz kenarlık çıktı. X kenar burası da X. E burası 6 burası da 6 ise X de ne olacaktır? 6 kök 3 olacaktır. 30 30 120 kenin özelliğinden. Evet 5. soruyu böylelikle E dremit bulduk. Geldik 6. soruya. Eş düzgün beşgenlerden bahsetmiş. Bir de AC kare ve CK kare 144 demiş. Hmm. AC'nin karesini ve CK'nın karesini kullanacağım. Arkadaşlar burada. Bunlar da eş. Bu eşitleri ben nasıl kullanacağım? Şu eşitleri şöyle bir yazayım. Şurası da eşit, burası da eşit. Bu eşitleri de böyle yazdık. E sonra düzgün beşgenden dolayı CDF'nin de doğrusal olduğunu biliyorum. Dış açıdan dolayı burası kaç derecedir? Dış açıdan dolayı burası 361.5'ten 72. Hocam burası da 72. Bak buraya ne kaldı o zaman? 72, 72, 144. Buraya da 36 derece kaldı. Şimdi CK'nın karesinden bahsedebilirim. Yani burada en azından bak burada bir şey çıktı. Eşit, eşit, eşit. Muhteşem şu çıktı. O yüzden şurada şunu çizdiğim zaman muhteşem üçgen dolayı bir şeyden bahsedebilirim. Aa çok güzel bir şey oldu. Muhteşem üçgen dolayı burası 90 derece değil mi? Evet. Hocam bu çokgenler eş çokgenler. Bu düzgün çokgenin düzgün beşgenin köşegeni e, bu da düzgün beşgenin köşegeni bunlar eşit. E zaten benden x ve y'nin kareleri toplamı isteniyor. Hocam y iken burası da y ya. x ve y'nin kareleri toplamı 144 demiş. E, bizden de zaten kenar uzunluğu isteniyor. E burada bir Pisagor bağıntısı yapacak olursak şöyle. CF'nin karesi neye eşittir? CF'nin karesi eşittir x kare artı y kare. x kare artı y kare de 144 denmiş. O zaman CF'nin karesi 144 ise CF'yi kaç buluruz? CF uzunluğunu 12 diye buluruz. E burası 12 ise burası 6'ya 6 mı oldu? Evet. Düzgün beşgenlerin kenar uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. O zaman cevabımız böylelikle akçay çıktı. Gerçekten güzel bir soru. Soruya baktığınız zaman ben de çözemeyecek biçim bir hissiyatı oluştu ama sonra kendiliğinden muhteşem şutlardan dolayı verilen bilgileri kullanmayla sonuca yine direkt ulaştık. Geldik 7'ye. Düzgün beşgen. Açıları yazalım mı? 36, 36, 108 ve bu 108. Burası 54 derece, 54 derece oldu. Şu zaten ikiz kenar değil mi? İkiz kenar. He. İkiz kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Şu parçalı şu parça eşit. Aa hocam şu eşitliği de kullanacağım. Bunlar eşit. Bunlar eşit. Aklımıza ne getirdi? Ort taban. Hop şunu şöyle çizersen. Dörtgen burası 8 mi oldu? Evet burası 8 oldu. BD uzunluğu nedir diye soruluyor. E bu köşegen. Bu da köşegen. O zaman BD uzunluğu da ne olmak zorunda arkadaşlar? 8 olmak zorunda. Köşegenler birbirine eşit olduğundan dolayı. Yani 7. soru. Böylelikle E dremit oldu. Geldik 8'e. ABCDF düzgün altıgen ve BHEG kare olduğuna göre H EH bölü ED. H EH bölü ED. Yani karenin bir kenarının altıgenin bir kenarında oranı isteniyor. Şimdi açıya dalsam bilmiyorum ki burada özel bir açı çıkmayacak. O zaman verilen şekle yoğunlaşayım. Dikkat ederseniz karenin köşeleri ve a burada bak burası ve burası hem karenin köşesi hem de neyin altıgenin köşesi. Ve şu köşegen hem karenin köşegeni olmuş oluyor hem de altıgenin en uzun simetri ekseni en uzun köşegeni yani simetri ekseni olmuş oluyor. Yani bir kenar a ise yani şurası a ise şurası 2a oldu. Aynı zamanda bu karenin de köşegeni olduğu için ya da ikizkenar kenar dik üçgenden dolayı buradaki açılarımız 45'er derece olduğundan dolayı buradan ne çıktı o zaman? 45-45-90 üçgen 2A'nın köküye bölünmüş hali. O zaman şu uzunluk 2A'nın köküye bölünmüş hali. Kökki ile çarparsam 2 kökü bölü 2'den kökki A olarak bulurum. Yani burası kökü A oldu. E o zaman burası da kökü A oldu. Şuradaki uzunluk. Benden şimdi EH kök 2A bölü e, D isteniyor yani A isteniyor. Cevap böylelikle kök çıkar. Gerçekten güzel bir soru. Verilen bilgiyi yine güzel bir şekilde kullandıran hoş bir soru olmuş. E 8. soruyu böylelikle Ceyhan bulduk. Geldik 9. soruya. Şimdi 6 var 6 var. Bu 6 ise en uzun köşegen bir kenarın 2 katıydı. O zaman 6 bir kenar 3'tür. 3 3 üç, 3'leri yazalım. Şimdi karşılıklı kenarlar düzgün altıgende birbirine paraleldi. E, en uzun köşegen de bu kenarda paralel. O zaman burada paralellikten dolayı Güzel bir şey çıktı. Yani burada bir paralellik var ve kelebek benzerliği var mı? Var. E kelebekteki oran kaça kaç? 3 bölü 6. 1'e 2. Ye. Yani burası x -ken, Burası nedir? 2x'tir. E toplamda 3x'in zaten biz kaç olduğunu biliyoruz? 3 olduğunu biliyoruz. E o zaman 3x eşittir 3 ise x' de böylelikle kaç buluruz? 1 olarak buluruz. Dolayısıyla 9. sorunun doğru cevabı balık kesir yaptı. Geldik 10. soruya. Evet düzgün beşgen vermiş. Bu da simetri ekseni en uzun köşegen. Ee, düzgün tekkenlerde karşı kenara çizilen dik daha doğrusu. Şimdi benden x isteniyor. Gençler ne yapabiliriz? E ben buradan şunu çizecek olursam bu da simetri ekseni. Simetri eksenleri birbirine eşittir. Simetri ekseni aynı zamanda buraya 3 3 diye böldü. AD eksi KL'yi vermiş bize. AD eksi KL. Arkadaş şunla şu birbirine eşit. Yani şuraya A buraya B diyecek olursam. A eksi B'yi kaç vermiş? 5 vermiş. E burada X'i bulmak istiyorsam ben eğer ne yapmak zorundayım? X'e ait bir dik üçgen oluşturmak zorundayım. Şöyle bir dikdörtgen oluşturursam dik üçgen oluştu mu? Oluştu. B iken burası da B oldu. E o zaman tamamı A olduğundan dolayı buraya A eksi B kaldı. A eksi B'yi 5 vermişti zaten. E 9 3 daha burası da zaten 12. E burası da 12. E o zaman burada 5 12 13 üçgeninden cevabımız da 13 çıkar. Dolayısıyla 10. sorunun doğru cevabı D seçeneği oldu. Ve böylelikle 11. soruya geldik ama 11'i ben çözemiyorum. Siz uygulamadan bakarsınız. Ayet 2020'de sorulmuş bir soru. Ee, kendi kanalımda çözemiyorum çünkü. ÖSYM sorularını. Evet böylelikle test 3'ü de bitirmiş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.